Benim akşam bu uçağı hazırlayabilir misiniz? Los Angeles'a geçeceğim bunu. Evet, akşam Eminem'le iftar var. Arkasından Kim Kardashian'la da çay içeceğiz. Görüşmeniz var, anladım. Görüşmelerimiz var. Tamam, anlıyorum. Siz bir iş adamsınız. Belli bir saygın bir abimize benziyorsunuz ama. Cüzdan yok. Cüzdanım şoförümde. Bana bu muhabbetleri bir daha yapma. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Alo oğlum. Benim helikopter şu yapabildim de. Tamam. Ben bir tedavi olacağım. Yani görüşürüz abi. Abi helikopter falan, sen bir büyük bir iş adamına benziyorsun herhalde. Sen bir bilmiyor musun? Bilmiyorum, ben tanımıyorum sizi. Benim Tiran'da 6 tane otelim var. Otel zincirim. Öyle mi? Tabii ki. Sen bilmiyor musun? Benim buranın başkalarında falan fişelerim var. Canlı yayın fişelerim falan var. Belli zaten. İki tane telefonumuz var elinizde. Ondan olabilir yani. Birisi özel için, iş için. Birisi de için. Resmi işlerim için yani. Anladım. Şimdi Arnavutça konuşuyorum ben. Evet. Arnavutluktayız zaten. Öyle olması lazım. Evet. Ne istiyordunuz abi? Benim omzumda bir sıkıntı var. Evet. Şimdi işimiz gereği çok fazla para kazandığımız için. Evet. Sürekli para sayıyoruz. Sürekli para sayıyoruz. Para sayıyoruz ve hani şuramda bir geçen de 100 bin dolarlık bir ödeme aldım. Evet. Hani onu sayarken mi oldu? Onu sayarken şurama ağrı çakıldı. Evet. Yani bir de şunu da ekleyeyim. Her yıl para lastikleri için 2500 dolar harcıyorum. Anladım. Yani bu da benim canımı çok sıkıyor. Burada bağrım var. Evet. Omzum ağrı çakıldı para sayarken. Para sayamıyorum, formumu kaybettim. Öyle mi? Evet. Tamam abi, yaparız. Yani siz biliyorsunuz işi benim tedavimde gerekiyorsa para mara sıkıntısı şey yapma yani. Bana söylemeyeyim yani, ne kadar tutuyor, anladın mı? Söylemeyeyim ben. Bana söylemeyeyim ben. Ben şu anda tedavi alıp, ben çünkü para saymak istiyorum eskisi gibi. Tamam. Çok canımı sıkıyor durum yani. Tamam, siz alalım abi tedaviyi. Tamam. Evet, Tunan Bey, sizlere bugün ne yapalım? Masaj mı yapalım, manuel terapi mi yapalım, ne istersiniz? Ortaya karışık mı yapalım? Vallahi para saymam için şu kolumu halledin diye başka bir şey istemiyorum ya. He? Para saymak için niye şu para saymak bu kadar niye önemli yani ona? He? Şey yok mu, para sayma aleti yok mu makinesi? O kadar zaten param var. Zaten parayı tek başıma saymıyorum. Alete koyarken ağır geliyor, anladın mı? He. Ağırlık yapıyor öyle ağırlık mi? Ağırlık yapıyor. Çit dedi mesela geçen de bir ağrı çakıldı. Evet. Alete koyarken ağır geliyor zaten. Anladım. Anladım. O zaman şöyle sırt üstü uzanmanızı rica edeceğim sizden. Uzanın şöyle sırt üstü. Öncelikli olarak bir test edelim. Sizin omzunuzda ağrı var mı diye. Hangi omzunuzda? Sol. Sol. Yukarıya doğru kaldırın şöyle bir. Geriye doğru aktarın. Ağrı var mı? Evet. Nerede hissediyorsunuz? Arkada. Arkada mı hissediyorsunuz? Kürek kemiğinin üstünde. Kürek kemiğinin üstünde. Öyle mi? Evet. Diğer kolunuzu yapın aynı şekilde. Orada? Yok. Orada yok. Diğer taraftan? Var. Kaldır bir daha. Evet. Yani kürek kemiğin üstünde hissediyorsun öyle mi? Evet. Tamam. O zaman muhtemelen iki kastan şüpheleniyorum ben. Birincisi trapez kası, ikincisi supraspinatus olabilir. Yani müdahale etmeye geçeceğim şimdi. Evet Tunan Bey, şimdi rahat bırakıyorsunuz kendinizi. Omuz problemleri olduğunda biz genelde boyun bölgesinden şüpheleniyoruz. Ardından şu sırt kaslarından, işte omuz kaslarından şüpheleniyoruz. Oradaki manipülasyonları yaptıktan sonra durumuna göre eğer mekaniksel bir bozukluk varsa ağrı tamamen kaybolabilir. Kas kasılmaları varsa masaj uygulamaları yapmak gerekiyor. Sinirle alakalı sendromlar varsa da uzun zamanda bir fizyoterapi çalışması yapmak lazım. Siz tabi çok yoğun olduğunuz için, şu anda çok zengin bir insan, bir iş adamı, mübarek bir adam olduğunuz için ondan dolayı size en kısa zamanda tedaviye yönelik bir çalışma yapacağız. Kulaklığınızı çıkarmayı rica edeceğim. Kulaklığınızı çıkartır mısınız? Önemli iş görüşmeleri yapalım mı? Evet, kusura bakma. 5 dakika sekreterinize ulaşamayacak. Rahat bırakın şimdi başınızı.
Şöyle. Şöyle diğer tarafa doğru bakalım. Rahat bırak başını. Rahat bırak başını. Ağzını açma şimdi. Rahat bırak. Böyle bir gerginlik hissettim. Omurdan da böyle bir açılma hissettim. Nereye kadar hissettim? Böyle full. Full şeye kadar, beline kadar hissettim. Değil mi? Anlıyorum. Şimdi rica etsem şöyle sedyenin üstüne oturup ayaklarınızı boşluğa atar mısınız? Bir elinizi, omuzunuzu almanızı rica edeceğim. Karşıya bakın. Nefes alıyorum. Diğerine şimdi. Elinizi kolun çok kadıklar. Elinizi enseniz alın. Karşıya bakın. Nefes alıyorsunuz. Evet. Şimdi şöyle kolunuzu, başınızı biraz yana yatırıyorsunuz şöyle şu şekilde. Kolunuzu yukarıya doğru kaldırıyorsunuz. Kaldırın. 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 Şöyle düz bir şekilde önden yukarıya doğru kaldırıyorsunuz. Kaldır kaldırabildiğiniz kadar. Kaldırın. Kaldır 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 kaldır. Kaldır. Maksimum bu kadar. Kaldır. Ağrı var mı? Var. İndiriyorsunuz. Kaldır yukarıya doğru. Kaldır 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 kaldır. Ağrı var mı? Şu anda yok ki. Yok mu? Ve bu kadar kalkıyor maksimum. Bu kadar mı kalkıyor? Diğerini kaldır. Bu daha fazla gidiyor. Evet. Bu kolunu kaldır şimdi. Bu kadar. O zaman seni 100'lük 500'lük banknota çok yormuş. Dolarla mı çalışıyordunuz, euro ile mi? Biraz daha ağır basıyor yani. Dolar bazında çalışıyoruz daha fazla. Öyle mi? Tunan Bey bakar mısınız? Şimdi kolunuzu bir kaldırıp bakayım bir nasıl hissediyorsun şu anda? Şu anda ağrı yok gibi. İlk geldiğine evet. Göre. Biz şu anda tabi bu bir kere de olabilecek bir iş değil yani. Fizik tedavi dediğiniz işlem. Biliyorum çok yoğunsunuz. Belki emrinizde çalışan 500-1 milyon tane adam var ama şimdi sizi uzun tedavi almam gerekiyor. Bir dakika, bir dakika. Evet, buyurun. Buyurun. Benim akşam bu uçağı hazırlayabilir misiniz? Los Angeles'a geçeceğim bunu. Tamam mı? Tamam, sağ ol. Görüşmeyelim, sağ ol. Buyurun. Los Angeles'a mı geçeceksiniz? Evet. Yarın tedaviye gelin diyecek. Tamam. Artık yarın bayram. Yarın bayram evet. Akşam Eminem'le iftar var. Eminem iftara çağırdı kendisi. Evet. Arkasından Kim Kardashian'la da çay içeceğiz. Görüşmeniz var, anladım. Görüşmeniz var. Şimdi şunu söyleyecektim ben size. Sizin 2 haftalık bir tedavi sürecine girmeniz lazım. Bu 2 haftalık tedavi sürecinde her gün yapmanız lazım. Bunun için fiyatımız 3000 Arnavutlu'daki. Bu fiyat temsili bu arada. Ya, bana fiyat söylemeyin. Ben fiyat söylemeyin. Ben otomatik çekelim. Ben yanında para taşımam. Öyle mi? Ben kendim parayım, anladın mı? Anladım. Belli zaten evet görüntünüzden şeyinizden belli. Kendim parayım ben, anladın mı? Ben sözüm paralar benim. Anladım. O yüzden parayı şu anda herhangi bir şekilde ödemiyorum. Şimdi, tedavi. Tuna Hanım Bey şöyle söyleyeyim ben. Biz yalnız tedavilerden hemen sonra ücreti tahsil ediyoruz yani. Şimdi ben herkes değilim önce. Onu bir karşılaş şey yapalım. Tamam anlıyorum. Siz bir iş adamsınız. Belli bir saygın bir abimize benziyorsunuz ama bizim ücreti tahsil etmemiz gerekiyor sizden. Şimdi ödemeyi nakit mi yapmak istersiniz yoksa kredi kartıyla mı yapmak istersiniz? Şu anda yanımda şey yok. Nasıl söylesem. Cüzdan yok. Cüzdanım şoförümde. Evet. Yani bunu dediğim gibi ben küçük para taşımam yanımda. Ne zaman ödemeyi düşünüyorsunuz? Bir sonraki tedavi, yani bayramdan sonraki tedaviden. Yani yarından sonra öyle mi? Ben sana ya 3000-4000'lik ben sana o 50.000'lik vereyim Allah aşkına. Sen neyin lafını yapıyorsun? Bunun muhabbetini yapma mı diyorsunuz? Ya bunun muhabbetini yapma Allah aşkına sen ya. Tamam pardon kusura bakmayın. Yani şimdi biz de böyle hani kusura bakmayın böyle şeyler yaşadığımız için. Oluyor yani işte bazen unutabilen hastalarımız oluyor ya da kasıtlı olarak vermeyen hastalarımız oluyor. Siz o kasıtlı olarak vermeyen hastalardan değilsinizdir galiba öyle değil mi? Ben sana sekreterim numarasını vereyim. Evet. Tamam mı? Siz benim tedavi günlerimi onunla set edin. Yani evet.
ayarlayın. Bana bu muhabbetleri bir daha yapma. Tamam, pardon, kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Şu anda gitmem lazım. Loçenizce geçeceğim. Akşam Eminem'le iftar var. Ardından Kim Kardashian'la çay içeceğiz. Evet. Kim, çay, çay mı çekeceğiz? Kim Kardashian çaya çağırdı. O da mı çaya başladı? Evet. Çayını, anladım. Evet. Evet sevgili dostlar. Bugünkü videomuzun konusu da geçen böyle bir hastamız vardı bizim. Kliniğe girdi. Bu arada Tunan arkadaşımız, oyuncu benim, kendisi kardeşim olur zengin yani. Zengin değil mi? Yani zengin olmayı isterdi ama işte neyse, biz videoda onu zengin yaptık. Hoşuna da gitti bayağı. Evet. Havaya girdi. Eminem'le iftara Kim Kardashian'la çay. Ondan sonra aynen, biraz daha şöyle gel. Kafanda ışık geliyor. Işık çıkıyor. Ondan sonra hemen şeye girdi. Moda girdi işte. Los Angeles moduna. Kim Kardashian, Eminem modları. Eminem'le iftar nedir yani? Eminem'le iftara. Neyse, biz doğaçlama yaptık yani o şekilde. Şimdi hastamız bize geldi. Dedi ki ben zenginim, ben iş adamıyım dedi işte. Aynı bu şekilde konuştuğumuz muhabbetleri yaptı o şekilde. Tabii Eminem, Kim Kardashian muhabbeti yapmadı da Los Angeles bilmem ne muhabbeti yaptı yani. Bana dedi lütfen dedi parayla alakalı muhabbet etmeyin falan dedi sonrasında. Biz dedik işte ödemeyi nasıl yapacaksınız? Biz dedik her tedaviden sonra ödemeyi alıyoruz yani o şekilde. Ya dedi ben dedi işte benim cüzdan dedi şoförde kalmış dedi. Şoför de bir yere gitti şu anda dedi. Ondan sonra ben de dedi taksiyle gideceğim oraya dedi. Şoför geri gelmeyecek falan. Ondan sonra bir dahaki sefere dedi diğer geldiğimde dedi parayı dedi verin. Parayı dedi bana böyle muhabbetler yapmayın dedi yani rica ediyorum dedi. Sevmem dedi çünkü ben hayatım boyunca dedi hani çok doğru bir insanımdır falan. Neyse biz de yanında işte 2-3 telefon taşıyor böyle. Birinin telefonu birisi çalıyor, biri kapanıyor falan. Ondan sonra ertesi gün oldu. Arkadaş tedaviye gelmedi. Beyefendi tedaviye gelmedi. Biz de telefonla aradık. Aa kusura bakmayın unuttum falan dedi. Ondan sonra 15 dakikaya dedi hemen parayı getiriyorum dedi. Aradan yarım saat geçti, 1 saat geçti, 2 saat geçti, 3 saat geçti. Daha hala gelmedi. Ondan sonra 3-4 gün sonra telefonla arıyoruz. Ondan sonra dedi ki ben şu anda İtalya'dayım dedi. Telefonla aradığımız zaman. Dedi işte ben dedi tedaviden dedi fayda görmedim dedi. Tamam arkadaş dedim yani tedaviden fayda görmeyebilirsin. Ama dedim biz sana bir hizmet verdik. Bunun dedim şeyini vermen gerekiyor. Yani bedelini ödemem lazım. Ve buradayken de dedim tedavinin çok fazla faydası olduğunu söylüyordun. Ama dedim şu anda dedim nasıl hani fayda görmediğini söylüyorsun. İster dedim hani bizde kamera kayıtları var. Dedim ki yani polise bu kayıtları verdirmek zorunda bırakma bizi. En iyisi dedim sen ödemeni yap. Ondan sonra bu mesele kapansın. Ondan sonra ya dedi bugün getireceğim, yarın getireceğim, ertesi gün getireceğim falan. Ondan sonra o para o şekilde kaldı sevgili dostlar. Biz de bugün işte Tunağan'ı iş adamının yerine koyduk. O iş adamının yerine artık Tunağan ödemeyi yapacak. Gerçek olur Valcan, tavsiye edeceğim sana. Tamam. O havaya girdin sen. Yarın getireyim. Yarın getireyim. Yarın mı getireyim? Yarın arayayım ben. Yarın mı getireceğim? Tamam o zaman. O şekilde Tunağan ödemesini Tunağan yapacak yani. Neyse bugün o tarz bir piyes tarzı bir şey hazırladık. İşte insanların nasıl düşüncelerinin olduğu, bize de faydası olsa bile ardından işte fayda görmedim, paramı geri verin diyen insanlar var. Siz nasıl bir restorana gittiğiniz zaman, bir yemek sipariş verdiğiniz zaman ardından o yemeği yeseniz de yemeseniz de o ücret sizden tahsil ediyorsa, bu tarz uygulamalarda da hizmet alıyorsunuz ve bu hizmetin bedelini fayda görseniz de görmeseniz de ödemek zorundasınız. Ha, fayda görmediğinizde bir kere gidersiniz, denersiniz, yanılma taktiğiyle ertesi sefer gitmezsiniz. Ayrıca aynı şekilde restoranda da başka bir yerde, kafede bir ürünü, size gelen verilen hizmeti beğenmediğiniz zaman o ertesi sefer oraya gitmeyebilirsiniz. Yani sizi kimse zorla oraya getirmiyor. Neyse bugün de böyle bir video hazırladık. O şekilde inşallah beğenirsiniz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız hem videolarda işte ufak tefek, yine alerjiye oldu bak görüyorum, burnum kaşınmaya başladı. Yine böyle ufak videolarımızda da ufak tefek bilgiler vereceğiz. İşte bel fıtığı, boyun fıtığı, bu tarz durumlarla alakalı. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağıya yorumlara bırakırsanız biz de o yorumları değerlendirerek ona göre videoların temalarını belirleriz. Ona göre yorumumuza devam ederiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum sevgili dostlar. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla ve mutlu kalın.